gül bahçesinin bülbülü sensin. Yani gül bahçesi nedir? Bülbül nedir? Bülbül saliktir. Her nefeste Allah, Allah, Allah diyen, burada Allah, Allah diyen salikten öten sensin. Yani burada salik Allah'ı Allah'la zikrettiği için bilir ki kendisi zikretmiyor, kendisinden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunun ifadesidir bu. Onun için gül bahçesi nedir? Gül bahçesi işte Cenab-ı Allah'ın tecelli ettiği Muhammed aynalarıdır. Oradaki tecelli eden, o aynada tecelli eden, o gül bahçesinde tecelli eden sensin diyor. Kim diyor? Yani sıfat zata diyor. Sıfatlar zata diyor. Tecelli eden sensin. Onun için o bülbülden öten de sensin. O gül bahçesindeki öten bülbül sensin. Evet. Gül bahçesi senin gönlündedir. Gül bahçesi, yani iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellemin remz ettiği o gül neresidir? O gül işte yer değişin. O gül bahçesi Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynası, yani biliyorsunuz Resul Efendimiz hem Hakikat-ı Muhammediye, hem Nur-u Muhammediye, hem de Tafsilat-ı Muhammediye aynalarıdır. Bu aynalarda tecelli eden kimdir? Cenab-ı Hak'tır. İşte bülbül olan salikten ötüyor. Ve öten kimmiş? Bülbülden tecelli eden o. Peki gül bahçesindeki olan o gülün kokusu, o gülün güzelliği kimmiş? O da senin. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisi. Evet, onu demek istiyorum. Allemel esma sende cem oldu. Demek ki allemel esma bu Muhammed olan aynada cem oldu. Nedir allemel esma? Alemlerin esması. 99 esma-ül hüsna değil. Allemlerin esması. Hatta devrişin birisi Mekke-i Mükerreme'de yatsı namazından sonra yattığı zaman ona ikaz edilmiş. Kalk ey devriş, Allemel Esma'yı oku demiş. O da kalkmış, 99 Esma-ül Hüsna'yı okumuş. Olmadı. Tekrar oku. Allah Allah, hata mı okudum diye tekrar 99 Esma'yı okumuş. Gene olmadı. İkinci sefada demiş. O ona ihtar. Üçüncü defa çok titiz olarak bir yanıltı olmasın düşüncesiyle tekrar okumuş 99 esmayı. Yine olmadı demiş. Tacir, ziraatçı demedin. O zaman anlamış ki o güzel esmalar değil, zerreden küreye kadar bütün varlıkların Camül esması, Allemül esma, alemlerin esmasının ifadesi ki o nedir? O Allah'tır. O ben diyen, bir masardan da ben diyorsa onu o diyen de odur zaten. Kişi ben diyemez. Demek ki ben de deseniz bir Allemül esmayı okumuş olursunuz ama idrakıyla bunu ilim yönüyle bilirseniz yan bir soru verin. Ben Karşıyaka'da sordum. Demişlerdi de böyle böyle kadınların sohbetini yapsın bu kardeşimiz. Biz bu kardeşimizi çok seviyoruz. Ankara'da bakanlıkta çalışmış. Yüksek tahsilli. Olur dedim. Kadınlara faydalı olması için yapsın. Fakat imtihan etmem lazım. Tabii dedi. Biz meratibi tamamladık. Dedim buyurun bir Allemel Esma'yı okuyun. Okuyamadım. Dedim olmaz. Allem-i Esma'yı okuyamayan bir kişi başkalarına hükmedemez. Onun için Allem-i Esma alemlerin esmasıdır.
İşte bu da sende mevcuttur. Sende onun cemi vardır. Sen 18 bin aleme camisin. Sen merkez üstüsün. Sen alemi kübrasın. Alemlerde ne varsa hepsi sende cemalatıyla var. Kübra en büyüğü sende var. İşte onun için sende cem olmuştur. Evet. Kelamullah olan dil sendedir. Ha, kelamullah. Kelam konuşmaktır. Kelamullah Allah'ın konuşmasıdır. Allah nereden konuşur? Muhammed'le konuşabilmesi için Muhammed aynasından konuşacaktır. Başka nereden konuşacak? İşte senden konuşan odur. Sen bir Muhammed'sin. Senden konuşan odur. Söyler kelam bakar sana. Vermiş gönlünü haktan yana. Hep gördüğü didar olur. Fehmi Efendi Hazretleri de öyle diyor. Onun için sana kelam söylüyor. Bu kelam kendisinin değildir bu Ahmet'in. Hakkın kelamıdır. Kelamullah'tır o. Sana bakıyor gözünden. Ahmet bakacak, Ahmet'in bakacak gücü kuvveti, gözü yoktur. Basireti yoktur. Basiret sahibi olan Allah'tır. Oradan bakan da odur. Bunun idrakına varırsanız işte o zaman sendeki kelamın ona ait olduğunu idrak etmiş olursunuz. Evet. Her iki alem bir iki sendedir. Ha, iki de iki alem, her iki alem de sendedir. Nedir bu iki alem? Siz buna belki dünya ahiret dersiniz ama ben de size derim ki ten alemiyle can aleminiz. İkisi de sende. Çünkü esmanla beraber onları şemsiye altında tutuyorsun zaten. Senin esman ne teninindir ne de canınındır. Cana isim verilmemiştir. Tene de isim verilmemiştir. Canla tenin ikisine birden isim verilmiştir. Çünkü bir sıfattır o öyle. Bu da sendedir. İki alem de sendedir. Evet. Bilirsen can ve canan sendedir. He, bilirsen can da sendedir, canan da sendedir. Peki can nedir, canan nedir? Tende canım, canda cananımdır hu diyen diyor bir veliullah. Şimdi ten fiziksel bedenimizdir. Can bu fiziksel bedeni ayakta tutan sendeki olan diriliktir, hayattır, enerjidir. Cenab-ı Hakk'ın sendeki şubesidir can. Peki canan nedir? Canan ise nasıl alemlerdeki bütün sıfatların özü Allah'sa, canansa sendeki olan bütün sıfatların da yöneticisinin idrakı da canandır. Bütün sıfatların yekûnuna canan denir. Gözünden gören, kulağından duyan, dilinden konuşan, elinden tutan, ayağından yürüyen bütün sıfat ve azalarınızın yöneticisidir canan. Hepsine birden canan denir. Göz tek başına görür. O gözün canıdır. Kulak duyar. O onun canıdır. Sana sendekini şey yapıyorum, tarif ediyorum. Dilin konuşması dilin canıdır. Çünkü dil canı olmasa konuşmaz. Ama bunların yekûnuna nasıl canan deniyorsa 18 bin alemdeki canlı varlıklarının da hepsini birden canan denir. Demek ki sıfatların yekûnuna canan deniyor. O da Allah'tır. O da sendedir. Evet. Hakkın halifesi bir sultansın. Ha. Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde halifesisin. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Dedi Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde. O halife hatta melekler bile itiraz ettiler. Ya Rabbi biz sizi tesbih ediyoruz. İbadet ve taat yapıyoruz. Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek bir kişi, kimse mi yaratacaksın diye itiraz ettiler. Cenab-ı Allah onlara cevaben dedi ki sizin bilmediğinizi ben bilirim. Ve Adem'i yarattı. Adem özel bir ilimle yaratıldığı için meleklere evvela gitti sordu. Dedi ki ey meleklerim okuyun bakayım Allemel Esma'yı. Bak biraz evvel görevli olacağın kişiye ben Allemel Esma'yı sormuştum dedim ya. Cenab-ı Hak da sordu. Yani ben de zaten bu ayete binaen sordum onda. Söyledim. Okuyun bakayım Allemel Esma'yı. Bize bildirilmeyeni biz bilmeyiz dediler. Bu sefer dedi Adem'e, Adem sen oku. Biz çırpıda okudu.
Ya ben dedi, ya Allah dedi. Onun içerisinde o mevcuttu. Ama Allah demekle Alemül Esma'nın idrakı var onda. Ben bir elma çekirdeği dediğim zaman elma ağacının teferruatının bütün yönlerini biliyorsam o zaman o elma çekirdeği demiş olurum. Aynen bunu bilir. O çekirdekteyken bunun dalı, yaprağı, avru, zıvırı yok. Ama o idrak varsa bende o zaman elma çekirdeğindeki ağacı tarif et dese ediverirsin. Çünkü gördüm, biliyorum ben onu. Allemül Esma'yı da okuyan bir kişi ben de dese, Allah de dese Allemül Esma'yı okumuş olur ama tarif et bakalım. Ben diyorsun, ne demektir? Allah diyorsun, ne demektir? Tarif edebiliyorsan onu, ya demek oradan bir bilgin var. Yoksa yalanmışsın. İşte böylece o da sende. Sen yeryüzünün halifesisin. Onun için ben yeryüzüne bir halife yarattım dediğinde melekler bunu idrak edemediler. Çünkü melek dediği kuvveler, yani saliklerin çokları idrak edemedi. Ama halife olan, içlerinden seçilmiş olan o kişi Allemül Esma'yı okur. Zaten okumasını bilmese zaten ona tarif etmez. Cenab-ı Allah der ki, sizin oğlunuzdur, buna secde edin. Bak, secde ettiriyor. Kime? Kamil mazarından kendisine secde ettiriyor. Kamile secde edilmiş değil. Tabiri secdesidir bu da. Bu, başınızı yere kapama değil, tabilik secdesidir. Secde ettiriyor. Ama iblis secde etmedi. Neden etmiyorsun dedi Cenab-ı Hak ona. O dedi ki, ben ateşten yaratıldım. Ateş yandık, yükselir. Ama o ise topraktan yaratıldı. Benden aşağıda. Ben onun nesine secde edeceğim? Bana secde etti, ben sana secde ederim ya Rabbi, ama ona secde etmem. Bakın, işte Muhyiddin Arabi Hazretleri bu yerde diyor ki, İblis efal ve sıfat ilmine sahip idi. Ama fiillerin sıfattan tecelli ettiğini biliyordu. Sıfatların vücuttan tecelli edip de bu vücuttan tecelli eden Cenab-ı Hakk'ır diyemediği için ona secde etmedi. Ve kıçını yedi tekmeyi depoldu dedi. Kovulanlardan oldu. Onun için namazlarda falan ne yapıyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diyoruz. Şeytanın şerrinden Allah'a, Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınıyoruz. Gördünüz mü? İşte bu durumda kişi böylece kendisindeki olan bu yeryüzün halifeliğini bildiğinde artık o Cenab-ı Allah'ın hüviyet ve eniyetini kendisinde görendir. Allah'ın hüviyeti kendisinin ruhsal yönüdür. Allah'ın eniyeti kendisinin bedensel yönüdür. Senin bedenin ve ruhundan başka sendeki tecelliyi incelersen ondan başka bir Adem'de gördüğünü alemde göremezsin. Budur. Başka değildir. Onun için yeryüzünün halifesidir o. Evet. Rahim ve Rahman sıfat sendedir. Ha, Rahim ve Rahman sıfatlar da sendedir. Rahman sıfatıyla Rahimiyet sıfatı Allah'ın iki rahmetidir. Birisi ummi olan Rahman sıfatı vardır. Bir de özel olan Rahimiyet sıfatı vardır. Ummi olan Rahman sıfatı herkese şamil. Herkes. İslam'ın şartı kaç? 5. İmanın şartı kaç? 6. Gibi 32 farz söyleyebiliyor mu? Söylüyor. Bunun dışında manalarını, özelliklerini bilmiyor. Ama bazı kişiler de var ki bunların sırlarına da vakıf. İşte o sırlara vakıf olan ne demişti orada? Rahim ve Rahman sıfat sendedir. Ha, rahimiyet sıfatı ile özel tahsil yapıldıysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri rahimiyet sıfatıyla irşad ediyor. Her türlü İslam'ın şartı 5 dediği zaman orucun zahir ve batınını bilen, namaz dediği zaman namazın zahir ve batınını bilen, hac dediği zaman haccın zahir ve batınını bilen, zekat dediği zaman zekatın zahir ve batınını bilen, kelime-i şehadet dediği zaman da onun zahir ve batınını bilen
kişi ancak rahimiyet tahsili yapmıştır. Her bir kişinin Cenab-ı Allah rahmaniyeti ile açığa çıkması vardır ama bu açığa çıkışının görevlerini çokları bilmez. Allah sana göz vermiş. Niye vermiş? Göz bir ayettir. Bunun sırrını bilir o. Ama tahsil etmeyenler bilmez. Kulak verilmiştir. Bunun kulağın ayettir o da. Bir sırrı vardır. Bunu bilir. Eli tevhid olan, bu tahsil yapan kişi. Burnun görevi nedir? Bir ayettir. Dudaklar, dil birer ayettir. Saç, el, ayak, bütün ağza ve cevherleriniz birer ayettir. Sizde 114 surenin 6666 ayet-i kerimesi vardır. Zahirde vardır, batında da vardır. Bunun zahiri sizdeki olan Ebubekirlik bütün yönleriyle, sizdeki olan Ömerlik bütün yönleriyle, sizdeki olan Osmanlık bütün yönleriyle, sizdeki olan Hazreti Ali'nin hasletleri bütün yönleriyle idrak ederseniz bedensel olan 6666 ayet-i kerime olan bir Muhammedi olduğunuzu bilirsiniz. Şey olarak, mana olarak bunun, bu ahlakların, bu edeplerin, bu iffetlerin yaşanması ile 6666 ayet. Yani 6, 6, 6, 4 tane 6 var. Bu 4 tane 6, 6 meratibi ilahiyede Ebu Bekir okuyabiliyor musunuz kendi vücut ülkenizde? Ömer okuyabiliyor musunuz kendi vücut ülkenizde? Osman okuyabiliyor musunuz kendi vücut ülkenizde? Hazreti Ali Kerimullah Eveçi okuyabiliyor musunuz kendi ülkenizde? Okuyabiliyorsanız bir Muhammedsiniz. Gördünüz mü? Demek ki rahimiyetle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'ı talim etti. Kur'an, satırlarda Kur'an talim edildiği o zahir yönüyledir. Ama batında insan Kur'an'ın 6, 6, 6, 4 tane 6'nın 6 mertebedeki tecellileriyle bilmesine ibarettir. İşte o rahimiyetle bize öğretti. Rahimiyet özeldir. İstekli olanlara veriliyor. Herkes buraya niye gelmedi? Talip olanlar geldi. Talip olmayanlar geldi mi? Ya, talip olanlar ummide. Talip olanlar özelde. Anlaşıldı. Evet, Rahim ve Rahman da sendedir. Evet. Hakkın muradı sende toplanmış. He, Cenab-ı Allah'ın muradı nedir? Akşam da söyledik. Allah'ın emirleri reddeder, red kabul eder. Muradı red kabul etmez. Allah oruç tut, namaz kıl, hacca git, zekat ver diye emretmiştir. Ama insanların bunların bir kısmı bunu inkar eder. Emir red kabul eder. Yani onlardan red görür bu emirler. Öyle midir? Öyledir. Peki muradı red kabul etmez. Sen nerede yaratılmışsın? Meyhanede. Meyhane yerinde istihdam ediliyorsun zaten. O red kabul olmaz. Orada yaşıyor o zaten. Sen Allah ve Resulullah yolunda Allah'a gönül vermişsin. Muradı bak orada olduğu için orada çalışıyorsun. Red kabul etmez orası. Onun için Allah'ın muradı da sendedir. Senden murat. Senden işliyor işi, icraatını. Yoksa hayalden zandan istemez Allah. Senden benden işlemez. Evet. Zahir batın da sende cem olmuş. Zahir ve batın da sende cem olmuş. Ne demektir zahir batın? Birisi görünen, birisi görünmeyen demektir. Sende de zaten diyoruz. Birisi ruh yönün, birisi de zahir olan ceset yönün sendedir. Cesette ayrı bir ayetler Fatiha-i Şerif'in şeysine izah ederken 7 ayet bedende de vardır. 7 ayet ruhsal yönümüzde de vardır. Bu zahirle batının ikisi de sendedir. Evet. Kullukta daima illa olmuş. Kulluğa kazanmış. Yani kendisi la'dan geçmiş. La demek kendisinin varlığı var, Allah'ın varlığı da var. İkilikten kurtulmuş. Mutu kable ente mutu sırrına ermiş. Birlik deryasına gelmiş. Birlik deryasında artık kendi varlığı yok. Hiç kimsenin varlığı yok. İlla Allah'ın varlığı var. İlla Allah'ın varlığı olduğu zaman artık Hakk'ın bütün mazharlardaki tecellisini görendir.
o mazarlarda, o boyutlarda, o mazarın ismi, şekli, durumu neyse ona göre Cenab-ı Hakk'ın orada tecellisidir der o kişiler. Çünkü her boyutta isim almış, her boyutta şekil almış. Ama Hakk'ın dışında değil bunlar. Onlara da illa der. İlla hu. İşte o birin çoğalmasının ayrı ayrı mazarlarda, ayrı ayrı aynalarda görülmesine ibarettir. Ona illa der artık. İlla o. Nerede görsün görsün. Ben ağacın gövdesinde görsem çekirdeğin mahsulüdür derim o. Gövdesi şeyi dalında görsem, yaprağında görsem, meyvesinde görsem o elma ağacının yaprağıdır, meyvasıdır derim. Çünkü o hepsi ondan odur. Evet. Canana vuslat yolu sendedir. Ha, canana vuslat yolu. Yani biraz evvel de söyledim. Sıfatların yekûnuna canan denir. O da Allah'tır. İşte Allah'ın hak ve hakkada gidiş yolu da sendedir. O yol sana tarif edildiyse o yolda sen vuslat alabilirsin. Ama benimsememişsen, o yolda yolculuğunu yapmamışsan hedefe varamazsın. Menzile varamazsın. Yani o da sendedir. Evet. Hak ve hakikatın hepsi sende. Eyvallah. Hak ve hakikat. Hak nedir? Hakikat nedir? Hak her şeyin hakkını yerli yerine veren, yerinde istizam eden, yerinde çalıştıran, yerinde tecellisini gösterendir. Hakikat nedir? Ya bunun idrakı da hakikattir. Her varlığın hakkın her varlıktaki olan bu hakkını vermesinin bilincine de hakikat denir. Bu da sendedir. Senin mazarından Cenab-ı Hak bu hakikatta idrak edendir. O da sendedir. İdrak edersen tabii. Buyur. Aradan kalkarsa daim perde. Evet. Aradan perdeyi kaldırın. Çünkü perdeler ikidir. Biri zulmani perdeler, birisi nurani perdeler. Zulmani perdeler kişinin kendisine nispet ettiği efalin, sıfatın zatıdır. Onun için sen bunları fenai efal, fenai sıfat, fenai zat yaparsan zulmani perdeler kalkmıştır. Ama nurani perdeler kalkmamıştır. Nurani perdeler ise her gördüğünde Cenab-ı Hakk'ı görürsün. Gören odur. Görünen odur ama bir gören vardır, bir görünen vardır. Burası aynel yakınlıktır. Aynel yakınlıktaki olan perde nedir? Nurani perdedir. Bu birliği bozmayan bir perdedir. Birliği bozmayan bir perdedir bu. İkilikle ifade edilir ama bir olduğunu bilirsin. Sendeki de o, bendeki de o. Sendeki ilim Allah'ın, bendeki ilim de Allah'ın. Ben size hitap ediyorum. Buradan hitap eden Cenab-ı Hak'tır, Rabbimizdir. Sizden dinleyen de sizdeki olan Rabbinizdir. Yani kendinizdir. Buradaki sizdeki olan da Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir. Onun mülkünde ondan başkası yoktur. Ama bak birisinde veriyor, birisinden alıyor. Birisinden anlatıyor, birisinden dinliyor. Bak ikilikle ifade ediliyor. Mazharlara göre. Bu da aynel yakınlık mertebesinde olan haldir. Ama hatta hak olduğunuz zaman artık dinleyen, dinlenilen, gören, görünen, seven, sevilen problemi ortadan kalkar. Bu da nurani perdeden kalkar o zaman ortadan. Nurani perdeden kalkanlar da vardır. Bizzat kendinden kenar olan da vardır. İşte o iki perdeyi geçti mi Hakk'a kavuşan o kavuşan kişidir. Evet. Ahmet her şeyi cem et gönlünde. Şimdi Ahmet sen bu anlatmış olduğun bütün sen dedik ya bunların hepsinin idrakını kendi gönlünde cem et. Yani toparla. Bir ağacın bütün teferruatını çekirdekte toplandığı gibi. Bunu demek istiyor. Evet. Hakkın cemalini gören sende. Eyvallah. Demek ki sen bunu bu ağacın yekununun bütün yönlerinin izahını yapıyorsun. Bunları dallandırıyorsun, ballandırıyorsun, anlatıyorsun ya. Onları bu idrakı, bu cemalluğu seriden her türlü irfanet ve kemalet de gene sende. Yani sen dediğin o Cenab-ı Hak buradan bunların izahını yapan, buradan bunun seyrettiğini söyleyen, bunu her türlü tarifini yapan
Ahmet değil, Cenab-ı Hakk'ın olduğunu söylemiş oluyoruz. Anlaşıldı. Sadakallahu aleyhi ve sellem.